Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iOS 18'in getirdiği harika yeniliklerden ve hangi telefonların bu güncellemeyi alacağından bahsedeceğiz. Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da iOS'a bir sürü yeni özellik eklemiş. Bazıları küçük değişiklikler gibi görünse de, emin olun günlük kullanımda büyük fark yaratacaklar. Hangi telefonların iOS 18'i alabileceğini de merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. iOS 18 ile Apple, Android kullanıcılarının yıllardır kullandığı bir özelliği sonunda iPhone'lara getiriyor: ana ekran özelleştirmesi. Bu özellik sayesinde, iPhone kullanıcıları artık ana ekranlarını tamamen kendi zevklerine göre düzenleyebilecekler. Artık uygulama simgelerinizi istediğiniz gibi yerleştirebilir, hatta tamamen kaldırabilirsiniz. Bu, ana ekranınızı daha temiz ve düzenli tutmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, sık kullandığınız uygulamaları daha kolay erişilebilir hale getirebilirsiniz. Koyu ve renkli temalar arasında geçiş yapabilir. Böylece telefonunuzun görünümünü anında değiştirebilirsiniz. Bu özellik, gece kullanımı için göz yorgunluğunu azaltabilir veya gün içinde daha canlı bir görünüm sağlayabilir. Temalar arasında geçiş yapmak, telefonunuzu kişiselleştirmenin en eğlenceli yollarından biridir. Farklı temalar, farklı ruh hallerine ve durumlara uyum sağlar. Widgetler de iOS 18'de daha güçlü ve özelleştirilebilir hale geliyor. Farklı boyutlarda widgetler seçebilir ve bunları ana ekranınızda istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bu, bilgiye hızlı erişim sağlar ve günlük görevlerinizi daha verimli hale getirir. Widgetleri düzenlemek, ana ekranınızı daha işlevsel hale getirir. Örneğin, hava durumu, takvim veya favori uygulamalarınızın widgetlerini ekleyerek, ihtiyacınız olan bilgilere anında ulaşabilirsiniz. Bu, iPhone'unuzun gerçekten size özel olmasını sağlamak için atılmış büyük bir adım. Kendi tarzınızı ve ihtiyaçlarınızı yansıtan bir ana ekran oluşturmak, telefonunuzu daha kişisel ve kullanışlı hale getirir. Ve açıkçası, ben çok heyecanlıyım. Bu yeni özellikler, iPhone kullanıcı deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak. Kendi ana ekranınızı yaratmanın keyfini çıkarın ve iOS 18'in sunduğu tüm yenilikleri keşfedin. Denetim merkezi, iOS 18'de baştan aşağı yenileniyor. Artık daha modern ve kullanımı kolay bir görünüme sahip ve en sık kullandığınız ayarlara ve kontrollere hızla ulaşmanızı sağlıyor. Parlaklık ve ses için kaydırıcılar daha büyük ve kullanımı daha kolay. Ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth gibi sık kullanılan ayarlar için özel düğmeler de var. Denetim merkezine kendi özel kontrollerinizi bile ekleyebilirsiniz. Böylece en çok ihtiyaç duyduğunuz ayarlara her zaman kolayca ulaşabilirsiniz. iMessage, iOS 18 ile daha da etkileyici ve eğlenceli hale geliyor. Artık mesajlarınıza emoji tepkileri ekleyebilirsiniz. Bu da arkadaşlarınız ve ailenizle sohbetlerinizi daha eğlenceli hale getirmenin harika bir yolu. Ayrıca, mesajlarınıza efektler ekleyebilirsiniz. Örneğin görünmelerini sağlamak için baloncuklar kullanabilir veya ekranı konfeti ile doldurabilirsiniz. Ve elbette, Apple her zaman olduğu gibi, iMessage'in daha hızlı ve güvenilir çalışması için çalışmaya devam ediyor. Sırada, yenilenen fotoğraflar uygulaması var. iOS 18 ile birlikte gelen bu güncelleme, fotoğraflarınızı düzenleme ve paylaşma deneyiminizi tamamen değiştirecek. Fotoğraflar uygulaması, iOS 18'de büyük bir güncelleme alıyor ve fotoğraflarınızı düzenleme ve paylaşma şeklinizi değiştirecek harika yeni özelliklerle geliyor. Bu yeni özellikler sayesinde fotoğraflarınızı daha profesyonel bir şekilde düzenleyebilir ve anılarınızı daha kolay paylaşabilirsiniz. Yeni düzenleme araçları, fotoğraflarınıza ince ayar yapmak için daha fazla olanak sağlıyor. Artık renkleri, parlaklığı ve kontrastı daha hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, çeşitli filtreler ve efektlerle fotoğraflarınıza sanatsal dokunuşlar ekleyebilirsiniz. Artık fotoğraflarınızdaki nesneleri kaldırabilir veya arka planı bulanıklaştırabilirsiniz. Bu özellikler, fotoğraflarınızı daha temiz ve profesyonel hale getirmenize yardımcı olacak. İstenmeyen nesneleri kolayca silerek, fotoğraflarınızın odak noktasını belirginleştirebilirsiniz.
Fotoğraflar uygulaması ayrıca fotoğraflarınızı düzenlemek ve paylaşmak için yeni yollar sunuyor. Fotoğraflarınızı albümler halinde organize edebilir ve bu albümleri kolayca arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Artık fotoğraf albümleri oluşturup, bunları arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz ve herkes albüme kendi fotoğraflarını ekleyebilir. Bu özellik, ortak anılarınızı bir araya getirmenizi ve sevdiklerinizle daha fazla etkileşimde bulunmanızı sağlayacak. Fotoğraflar uygulaması, anılarınızı daha canlı ve erişilebilir kılmak için tasarlandı. Sırada güvenlik ve gizlilik var. Gizlilik ve güvenlik, iOS 18'de büyük odak noktaları ve Apple, iPhone'unuzu ve verilerinizi güvende tutmak için bir dizi yeni özellik sunuyor. Yeni uygulama gizliliği raporu, hangi uygulamaların hangi verilere eriştiğini görmenizi sağlar ve artık uygulamaların konumunuzu, mikrofonunuzu veya kameranızı kullanmasını engelleyebilirsiniz. Apple ayrıca, iPhone'unuzun kilidini açmak ve uygulamalarda ve web sitelerinde kimliğinizi doğrulamak için Face ID'yi kullanmanın yeni yollarını ekliyor. Sırada, parolalar uygulaması var. Parolalar uygulaması, iOS 18'de büyük bir güncelleme alıyor ve artık parolalarınızı yönetmek çok daha kolay. Uygulama, şimdi daha kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve parolalarınızı diğer Apple cihazlarınızla kolayca eşleştirebilirsiniz. Apple ayrıca, internet hesaplarınızı daha da güvenli hale getirmenize yardımcı olmak için iki faktörlü kimlik doğrulamayı destekliyor. Sırada, oyun modu var. iPhone'unuzda oyun oynamayı seviyorsanız, iOS 18'deki yeni oyun modunu seveceksiniz. Oyun modu, oyunlarınızdan en iyi performansı almanızı sağlamak için iPhone'unuzun kaynaklarını düzenler. Ayrıca, oyun oynarken bildirimleri ve diğer dikkat dağıtıcı unsurları engeller. Böylece oyuna odaklanabilirsiniz. Sırada, Safari tarayıcımız var. Safari, iOS 18'de bir dizi yeni özellikle daha hızlı, daha güçlü ve daha kullanıcı dostu hale geliyor. Yeni gizlilik raporu, web sitelerinin sizin hakkınızda hangi verileri topladığını görmenizi sağlar ve artık web sitelerinin sizi internette izlemesini engelleyebilirsiniz. Apple ayrıca, Safari'nin daha hızlı ve güvenilir çalışması için çalışmaya devam ediyor. iOS 18 ile gelen yenilikler gerçekten heyecan verici. Yeni özelleştirme seçeneklerinden, performans iyileştirmelerine ve gizlilik geliştirmelerine kadar, bu güncelleme iPhone kullanıcıları için birçok yenilik sunuyor. Özellikle, kullanıcıların cihazlarını daha kişisel hale getirmelerine olanak tanıyan yeni widget seçenekleri ve ana ekran düzenlemeleri dikkat çekiyor. Ayrıca, uygulamalar arasında geçiş yaparken daha hızlı ve akıcı bir deneyim sunan performans iyileştirmeleri de göz ardı edilemez. Apple, iPhone deneyimini bir kez daha geliştirmeyi başardı. Gizlilik konusunda yapılan yenilikler, kullanıcıların verilerini daha güvenli bir şekilde korumalarına yardımcı oluyor. Örneğin, uygulamaların kullanıcı verilerine erişimini daha şeffaf hale getiren yeni gizlilik raporları, kullanıcıların hangi bilgilerin paylaşıldığını daha iyi anlamalarını sağlıyor. Siz de bu güncellemeyi alacak telefonlardan birine sahipseniz, hemen indirmeye başlayabilirsiniz. Güncelleme işlemi oldukça basit ve hızlıdır. Ayarlar menüsünden yazılım güncelleme bölümüne giderek, iOS 18'i kolayca yükleyebilirsiniz. Güncelleme tamamlandığında, yeni özelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Umarım bu video iOS 18 hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Yeni özellikler ve iyileştirmeler hakkında daha fazla bilgi almak için, Apple'ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya diğer teknoloji inceleme videolarını izleyebilirsiniz. Eğer öyleyse, beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde, yeni videolarımızdan haberdar olabilir ve en son teknoloji haberlerini kaçırmazsınız. Daha fazla teknoloji haberi ve incelemesi için bizi takip etmeye devam edin. Teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri ve yenilikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, bir sonraki videomuzda tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.